Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karikök Yayınları Geometri Sıfır kitabından Açı Kenar Bağıntıları Köşe Taşı 4'teyiz. Hemen sorumuza bakalım. ABCD dörtgeninde AB kenarı 2, BC kenarı 5, CD kenarı 8, AD kenarı 4 birim. Bize AC'nin yani X'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi burada ABC üçgeni arkadaşlar ve ACD üçgenini görüyorsunuz ki AC kenarları ortak. Şimdi o zaman ABC üçgeninde arkadaşlar X'e göre üçgen eşitsizliği yapıyorum. X 5 eksi 2 ile 5 artı 2 arasında, yani düzenlersek X'imiz 3 ile 7 arasında. ACD üçgeninde X'e göre üçgen eşitsizliği yapıyorum. X'imiz 8 eksi 4 ile 8 artı 4 arasında, yani 4 ile 12 arasında. Peki ben hangisini alacağım? Arkadaşlar aslında ikisini de almayacağız. İki eşitsizliğini arkadaşlar kesişimini alacağız. Peki nasıl? Sol tarafın büyük olan sayısını alıyoruz. Sağ taraftan küçük olan sayıyı alıyoruz. 4 ile 7 arasında olabiliyormuş x'imiz. Neler var 4 ile 7 arasında tam sayı olarak? Tabii ki 5 ile 6. Yani iki tane tam sayımız var. Devam edelim. Evet. ABCD dörtgeninde AB kenarı 2, AD kenarı 8, BC kenarı 3, CD kenarı 10 santim. Buna göre BD'nin kaç tam sayı değeri vardır deniliyor. Ben BD'ye x diyeceğim. Şimdi arkadaşlar ABD üçgeninde üçgen eşitsizliği yapıyorum. X'imiz 8 eksi 2, yani 6. 8 artı 2, yani 10. 6 ile 10 arasında görüyorsunuz. Diğer BCD üçgenine geçecek olursak arkadaşlar x'imiz burada 10 eksi 3, 7 ile 10 artı 3, 13 arasında. Ben şimdi bu iki eşitsizlikte kesişimi alacağım biliyorsunuz. Kesişimi bulacağım. Sol tarafın büyük sayısını alıyorum. Sağ tarafın küçük sayısını. X'imiz 7 ile 10 arasında. Neler var 7 ile 10 arasında? 8 ve 9. Gördüğünüz gibi iki tane tam sayımız var. Devam edelim. Evet. ABCD dörtgeninde BC kenarımız 5, AD kenarımız 5, AB kenarımız 6, CD kenarımız 4 santim. Bize AC'nin en büyük tam sayı değeri sorulmuş arkadaşlar. Ben buraya yine x dedim. ABC üçgeninde üçgen eşitsizliği yapıyorum. X'imiz 6 eksi 5, yani 1. 6 artı 5, yani 1 ile 11 arasında. ACD üçgeninde üçgen eşitsizliği yapıyorum. X'imiz 5 eksi 4, 1, yani 5 artı 4, 9 arasında. 1 ile 9 arasında görüyorsunuz. Şimdi sol tarafta zaten sayılar aynı olduğu için hemen yazıyorum. Sağ taraftaki sayılardan neyi alıyordum? Küçük olanı. Bana AC'nin arkadaşlar en büyük tam sayı değeri sorulduğu için 1 ile 9 arasındaki en büyük tam sayı kaç? 8'dir. Devam edelim. ABCD dörtgeninde arkadaşlar AB2, CD2, AD5, BC3 santim verilmiş. Bize BD'nin tam sayı değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ABD üçgeninde üçgen eşitsizliği yaparsak X'imiz 5 eksi 2, yani 3, 5 artı 2, 7. 3 ile 7 arasında. BCD üçgeninde arkadaşlar üçgen eşitsizliği yaparsak X'imiz 3 eksi 2, 1, 3 artı 2, yani 1 ile 5 arasında. Ben bu iki eşitsizliğin tabii ki kesişimini bulacağım. Sol tarafın büyük sayısını alıyoruz. Sağ tarafın küçük sayısını alıyoruz. 3 ile 4 arasında hangi tam sayı var arkadaşlar? Tabii ki 4. Bana zaten BD'nin tam sayı değeri sorulmuş. BD 4'ten başka hiçbir tam sayı olamaz. Devam edelim. ABCD dörtgeninde AC kenarımız 8 birim. Yukarıda verilenlere göre bize ABCD dörtgeninin çevresinin en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Ben kenarlara şöyle harf veriyorum. Yani bana şöyle diyelim. Çevre ABCD, yani A artı B artı C artı D'nin en küçük tam sayı değeri soruluyor. Yalnız şuna da dikkat edelim.
AB kenarı, BC kenarı, CD ve AD kenarlarının tam sayı olduğu söylenmiyor. Sadece çevrenin en küçük tam sayı değeri isteniyor. Ne demek istediğimi soru çözerken anlayacağız. Şimdi ABC üçgenine göre 8'i ortaya yazdım. 8 A eksi B'nin mutlak değeriyle A artı B arasında. Peki ACD üçgenine göre 8'i yazıyorum. C eksi D'nin mutlak değeriyle C artı D arasında. Şimdi sakın arkadaşlar, hocam hani çevrenin en küçük tam sayı değeri isteniyor ya. Hocam burası 9 olur, burası 9 olur. Hani 8 küçük A artı B deniliyor ya. A artı B'nin tabii ki siz doğal olarak en küçük değerini 9 alacaksınız. C artı D de 9 alacaksınız. Ve cevabı 18 bulacaksınız. Ama öyle değil. Dediğim gibi arkadaşlar, bana A artı B, C artı D, hani bakıldığında bunlar da tam sayı olacak denilmiyor. Yani A, B, C, D teker teker tam sayı olacak denilmiyor. Peki ne yapacağım? Şöyle, şurası çok önemli değil. O yüzden sadece buradan yapıyorum. 8 taraf tarafı toplayacağım. 8, 8 daha 16. Burası da A artı B artı C artı D değil mi arkadaşlar? O zaman burası aynı zamanda bizim dörtgenimizin çevresi. 16'dan büyük olan sayılar ne? 17, 18, 19 değil mi? Böyle gidecek. Ve bunlar içindeki en küçük tam sayı ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 17'dir. Devam edelim. Şimdi sorumuza bakalım. ABC üçgeninde arkadaşlar A açısı B açısından daha büyükmüş. AB kenarı 4, AC kenarı 6 santim. Bize BC'nin yani X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Üçgen eşitsizliği yapacağım. Bir de şunu arkadaşlar kullanmam gerekiyor. Üçgen eşitsizliğine göre X'imiz ne ile ne arasında? 6-4 yani 2, 6+4 yani X'imiz 2 ile 10 arasında. Peki bu mavi kutucuk içindeki kurala göre A açımız biliyorsunuz neydi arkadaşlar? Üçgende açı kenar bağıntısını yaparken büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunuyordu. Değil mi? O zaman A açısı yani X büyük, B açısının karşısında ne var arkadaşlar? 6 olmalı. Bunu biraz küçüğe göre düzenlemek istiyorum. Çünkü buradaki eşitsizliğimi görüyorsunuz. Yani bu yazımla şu yazım aynı. X büyük 6 demekle 6 küçük X demek aynı şey. Bakın hizalı şekilde yazıyorum. Buna dikkat etmemiz lazım. Yoksa hatalı olur. Bu iki eşitsizliğin nesini alacağım yine? Kesişimini. Sol tarafın büyük sayısını alıyorum. E hocam sağda sayı yok. Bu ne demek aslında? Sonsuza gittiğini gösteriyor bir nevi. Şöyle yapmıyor muyduk? Biz sağ tarafın küçük sayısını alıyoruz. O zaman burası sonsuza gidiyorsa tabii ki küçük sayı nedir? 10'dur arkadaşlar. Bana x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Gördüğünüz gibi 3 tane farklı tam sayı değerimiz bulunmakta. Devam edelim. Evet, ABC üçgeninde B açısı C açısından daha küçükmüş ki bu önemli. Bakın kutucuk için alıyorum. AB kenarı 8, BC kenarı 6 birim. Bize AC'nin yani X'in tam sayı değerleri toplamı soruluyor. İlk önce ne yapıyorum? Üçgen eşitsizliği. X'imiz 8-6'dan 2 ile 8+6'dan 14 arasında. Peki şu kutucuk içindekine bakalım. B açısı. B açısının karşısında ne var arkadaşlar? X var. Küçükmüş B açısı. Kimden? C açısından. O zaman ne diyorum? Arkadaşlar B açısının karşısındaki X kenarı C açısının karşısındaki 8'den daha küçüktür. Şimdi bu zaten küçüğe göre düzenlenmiş olduğu için bakın bunu böyle yazabilirim. Şimdi sol tarafa baktığımda sayı yok. Yani burası aslında görüyorsunuz eksi sonsuza doğru gidiyor. Ben sol tarafın nesini alıyordum? Büyük olan sayısını. Yani 2'yi alıyorum. Ya da direkt şöyle diyebilirsiniz. Hocam solda sayı yok. Direkt 2'yi yazabilirim. Aynı mantık. Sağ taraftaki de neyi alıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi küçük sayı alıyordum. X'imiz 2 ile 8 arasında. Bana X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı denilmiş.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada 5'i unutmuşum, pardon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10, 20, 25'miş. Devam edelim. Evet. ABC üçgeninde C açısı B açısından daha küçükmüş. Bu ne demekti? C açısının karşısındaki kenar B açısının karşısındaki kenardan daha kısa, daha küçük demek. AC kenarı 5 santim, BC kenarı 2 santim, AB kenarı 2 santim. Bana x'in alabileceği tam sayı değeri kaçtır denilmiş. Önce üçgen eşitsizliği yapıyorum. X'imiz 5 eksi 2 yani 3 ile 5 artı 2, 3 ile 7 arasında gördüğünüz gibi. Şimdi mavi kutucuk içindeki kurala bakıyorum. C açısı diyor. C'nin karşısında hangi kenar var? X var arkadaşlar. O zaman C'nin karşısındaki kenar B açısı diyor. B'nin karşısındaki kenardan ne olacak? Küçük olacak. Bunu da hemen şöyle altına yazalım. Yine iki eşitsizliğin kesişimini alacağız. Dediğim gibi sol tarafta sayı yoksa 3'ü direkt yazabilirsiniz. Sağ taraftaki sayılardan neyi alıyorduk? Küçük olanı. 3 ile 5 arasında arkadaşlar hangi tam sayı var zaten? 4 var. Bu kadar kolay. Devam edelim. ABC üçgeninde A açısı B açısından daha küçükmüş. AC 7, AB 4, BC 3x artı 2'ymiş. Bana x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Hemen x'li olanı ortaya yazıyorum gördüğünüz gibi. 7 eksi 4, 3 yaptı. 7 artı 4, 11 yaptı. Ortada x yalnız kalsın istediğim için 2'yi hem sağ hem sol atacağım. Eksi 2 diye geçecek. Ortada da şu an 3x kaldı. Eksi 2 diye geçecek. Düzenleyelim. Arkadaşlar ortada x yalnız kalsın istiyorum ya. Her tarafı 3'e böleceğim. O zaman 1 bölü 3 küçük x küçük 3 yaptı. Bunu da kırmızı kutucuk için alalım. Bu tamam. Bir de arkadaşlar sorumda ne diyordu bilgilerde? A açısı B açısından küçük. Bu ne demek? A'nın karşısındaki kenar yani 3x artı 2 daha küçük B'nin karşısındaki kenarda. Bunu da çözmem lazım. 2'yi karşıya attım. Eksi 2 diye geçti. 3x küçük 5. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde bakın x küçük 5 bölü 3. Şimdi bulduğum bu eşitsizliği de kırmızı kutucuk için alıyorum. Ve bunları alt alta yazmak istiyorum. Bakın 1 bölü 3 küçük x küçük 3. Diğerini x küçük 5 bölü 3. İkisinin nesini alacağız arkadaşlar? Kesişimini. Solda bir şey yazmadığı için ikincide direkt 1 bölü 3'ü yazıyorum. Sağdaki sayılardan da neyi alacağım? Küçüğü alacağım. Şimdi 5 bölü 3'ü bilemiyorsanız kenarda 5'i 3'e bölebilirsiniz. Zaten şöyle bir şey. 6 bölü 3 olsaydı 2 yapardı. Yani bu 5 bölü 3 her halükarda 3'ten küçük bir sayı. Yani buraya 5 bölü 3'ü yazacağım ama dediğim gibi bilemiyorsanız böyle bölün arkadaşlar. Bakın bölüyorum. 2'de 3 yok. O zaman buraya 20 yapıyorum. Buraya virgül atıyorum. 20'de 3 ne kadar var arkadaşlar? 6 kere var. Bu şekilde devam edecek. Yani 1.6 gibi bir şey. Gördüğünüz gibi bu şekilde de ispatlayabilirsiniz. Şimdi 1 bölü 3 ile 5 bölü 3 arasında hangi tam sayılar var arkadaşlar? 1 bölü 3 ile 5 bölü 3 arasında 3 bölü 3'ten sadece 1 var. Sadece 1 olduğu için tam sayı olarak bir tane tam sayı var demek. Bana bu tam sayı değil, bu tam sayıların sayısı sorulduğu için cevabım bir. Bunu da unutmayalım. Devam edelim. ABC üçgeninde B açısı A açısından daha küçükmüş. Evet. Bu ne demek? B açısının karşısındaki kenar A açısının karşısındaki kenardan daha kısa, daha küçük demek. BC kenarı 10 santim, AB kenarı 6 santim. Bana ABC üçgeninin çevresini alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor. Şimdi ben AC kenarına x diyorum. Hemen üçgen eşitsizliği yaparsak arkadaşlar, x'imiz 10 eksi 6'dan 4 ile 10 artı 6'dan 4 ile 16 arasında. Bir de şu kuralı uygulayalım. B'nin karşısındaki kenar ne? X kenarı daha küçük. A'nın karşısındaki kenar ne arkadaşlar? 10.
Bunları alt alta yazıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Sonra kesişimini alacağım. Solda zaten 4'ten başka sayı yok. Sağdaki de küçük sayı yazdık gördüğünüz gibi. Bana şimdi bu çevrenin, ABC üçgeninin çevresinin en büyük tam sayı değeri soruluyor ya arkadaşlar. X'in alabileceğim en büyük tam sayı değeri kaç? 9, 4 ile 10 arasında. O zaman çevreye bakalım. Burası 9, buraya da yazalım. 6 var, 9 var ve 10 var. Topladığınızda bu üçgenin çevresinin en büyük tam sayı değeri arkadaşlar 25 olarak bulunur. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.